أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aziz ve muhterem kardeşlerim, sözlerimize başlarken bizleri Allah ve Resulünün rızasına uygun olarak tertip edilen bu İslam'ı nikah merasiminde bir araya toplayan Hakimi Mutlak Cenab-ı Allah Zülcelal Hazretlerine hamd, onun sevgili kulu, sevgili peygamberimiz, liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salatu selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Evvelen Allah ve Resulünü memnun etmek için sünnetimin ifsada uğradığı, Allah ve Resulünün yolunun terk edildiği bir zamanda başkalarının ayıplamasına, gırgırına, dalga geçmelerine kulak tıkayarak bizden Allah memnun olsun, Resul memnun olsun düşüncesiyle kim sünnetime yapışırsa ona 100 şehit sevabı vardır müjdesine kavuşmak için böyle bir mekanda rızasına uygun olarak nikah merasimini tertip eden gerek kız gerek erkek tarafını, gelin ve damadımızı, bunları yetiştiren ana babalarını huzurunuzda tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Saniyen, böyle bir muazzam, meleklerin gıpta ettiği, Allah ve Resulünün memnun kaldığı düğünde Müslümanlar garip kalmasın, öksüz kalmasın diyerek tatil gününde gezmeyi bırakmak suretiyle buraya iştirak eden siz kardeşlerimi de tebrik ediyor. Yüce Mevlam hepinizden razı olsun. Muhterem kardeşlerim, devletlerin ebedi olabilmeleri, devletlerin yükselebilmeleri, devletlerin süper güç olabilmeleri, ailelerin güçlü oluşuna bağlıdır. Aileler çürük olursa, ailenin temeli çürük olursa, bir toplumda ailenin üzerine düşen görevler ihmal edilirse, o toplumda devletin güçlü olması, iktidarın güçlü olması mümkün değildir. Çünkü aile küçük bir devlet örneğidir. Devletler ailelerden meydana geldiğine göre, aile yuvasının temeli atılırken ebeveynin, anne babanın, evlenmeye karar vermiş gelinle damat adaylarının son derece düşünerek hareket etmeleri devletin güçlü olmasının en büyük şartlarından biridir. Bunu bilen dünya siyonizmi, emperyalist güçler, Hristiyan haşrı alemi, Müslümanları harp meydanlarında yıkamayanlar, bin yıllık savaşlarda mağlup olanlar, Çanakkale'yi güçleriyle geçemeyenler, İslam alemini içeriden, aile yuvalarından çöketmeyi kestirme ve ucuz yol olarak tercih etmişlerdir. Bugün Müslümanlar, Müslümanların oluşturduğu aile yapılarına baktığımızda,
her birimizin aile yuvası büyük bir Haçlı Seferlerinin gözükmeyen saldırılarıyla karşı karşıyadır. Televizyon ekranından radyo mikrofonuna kadar, sinema filminden gazetelerin sütununa kadar bütün bu saldırılar dünyaya medeniyetin örneğini vermiş, dünyada süper güç olmayı adalet gereği, merhamet gereği kullanmış olan bu milletin aile yuvasını yıkabilirsek, bunları düşman kuvveti olarak yıkamadığımız şehitlerin torunlarını kendi işlerinden yıkmaya muvaffak oluruk düşüncesiyle şu son senelerde korkunç bir saldırı ve istila hareketini hızlandırdıklarını müşahede etmekteyiz. Aile yuvası, İslam'da Allah'ın en önemli görev olarak yüklediği "Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara." Ey iman edenler, ailenizi, ehlinizi, çoluk çocuğunuzu, evlatlarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ve Allah'ın Resulü'nün ifadesiyle "Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyetihi vel imamu ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyetihi vel reculu ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyetihi vel mer'atu ra'iyetun ve hiye mes'uletun an ra'iyetiha" talimatını dikkatle takip ettiğimizde yeryüzünde Müslümanların çoban olduğu, devlet başkanından belediye başkanına, muhtarına kadar herkesin idaresi altındaki kuzulardan, koyunlardan, aç kurtların kapmak istediği kuzulardan mesul tutulacaklarını hem Allah'ımız hem Resulümüz bize bir kulluk görevi olarak yüklediği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bugün Müslüman aileler Allah'ın kendilerine emanet olarak verdiği kalbi boş, gönlü boş, midesi boş olarak dünyaya gelen yavrularını maalesef kendi elleriyle aç kurtların pençelerine, tuzaklarına, ağlarına düşürdüklerin farkında değillerdir. Eskiden cehalet döneminde kız çocukları diri diri gömerlerdi. Ve biz bunları hoca efendilerin kürsülerdeki derslerinden dinlerken tüylerimiz diken diken olur. Ne korkunç bir vahşetmiş o dönemde Ebu Cehil'in kızları diri diri toprağa gömmesi olayları karşısında kalbimiz dilhun olurdu. Ve yine Firavun'un doğan erkek çocuklarını kendi eliyle veya cellatları yoluyla daha doğuşta katletmeleri olayları karşısında kalbimiz ürperir, ne korkunç bir vahşettir derdik. Ama bugün üzülerek söylüyorum ki acaba bugünün anne babası, bugünün anne babası ailenin reisi olarak Allah'ın görevlendirdiği çobanlar cehalet dönemindeki Ebu Cehil'in, Mısır firavunlar dönemindeki firavunların çocuklarını katledişinden daha korkunç bir cinayeti kendi elleriyle yaptıklarının farkında mıdırlar? Allah'a yeminle söylüyorum, Ebu Cehil'in döneminde gömülen kızlar bizim kızlardan çok daha şanslıdır. Allah'a yeminle söylüyorum, firavunun kestiği erkek çocuklar bizim erkeklerden çok daha şanslıdır. Çünkü Ebu Cehil'in gömdüğü kız çocuk sualsiz, hesapsız, mizansız, buluğ çağına, imtihan çağına ermeden, erişmeden, ulaşmadan öldürüklerinden, gömüldüklerinden dolayı sevinç içindedirler. Sevinçle cennete koşacaklardır.
Ama bizim aile reisi olarak televizyon ekranıyla, radyo mikrofonuyla, mektep kitabıyla, Avrupa modalısı oyunlarıyla kalbindeki Allah sevgisini, ruhundaki İslam düzen anlayışını yok ederek onu Fransız gibi yaşama, Fransız gibi gezme, Avrupa'nın ahlaksız modalarını taklit etme hastalığıyla kalbinden inancı, imanı yok etmek suretiyle ahireti inkar eden, kabri inkar eden, gaflet ve inkar hastalığıyla kabre gönderdiğimiz kızlarımız vallahi ahiret meydanında Ebu Cehil'in gömdüğü kızlardan çok daha şanssız olarak diyecekler ki ya Rab keşke Müslüman hacı ve Müslüman hacı anne ve babadan değil de ben Ebu Cehil'in dönemindeki anne babadan dünyaya gelseydim. Çünkü şu Ebu Cehil'in gömdüğü kızlara imreniyor ve gıpta ediyorum. Onlar cennete girerken bana bir futbolcu Maradona'nın hayatı kadar peygamberin hayatını tanıtmayan, artistlerin yıldız diye yapılan fahişelerin hayatları kadar peygamberin kızlarının, peygamberin hanımlarının, ashabın, müminlerin annelerinin hayatlarını tanıtmayan, bana küçük yaşta Bismillah'ı öğretmeyen, ahireti bildirmeyen, musalla taşını, kabri ve ahiretin arasattaki o dehşetli mahkemesine beni hazırlatmayan şu anne babam vallahi Ebu Cehil'den ve Firavun'dan daha büyük bir zulümle beni bugün hazırlıksız olarak senin huzuruna getirdi. Ya Rabbi ben sana anne babamı şikayet edeceğim dediğinde hocalarım da bilir o esnada büyük bir firar başlayacaktır. Yevme yefirrul mer'u ayeti hemen anne baba panik içinde firar edecekler. Anne evladından, evlat annesinden kaçacak. Çünkü suçunu anlayacaktır. İşte öyle dehşetli bir gün gelmeden bugünkü aile reisi olan anne babalara çok mühim bir görev düşmektedir. İnsanoğlunun 3 tane kabı boş olarak gelir. Bu kabların boş olmasının sebebi imtihan içindir. İnsanoğlu dünyaya 3 kabı boş olarak gelen bir varlıktır. Anne baba o kapların içine ne koyacak evladının boş kabına, ne dolduracak onun hesabını ahiret meydanında vermeden cennete giremeyecektir. Bebeğin akıl dağarcığı boştur. Hiçbir bebeğin kafasında doğuşta komünizm, kapitalizm, liberalizm gibi beşeri bir doktrinin bulunması mümkün değil. Bomboş gelir. Allah'ın nebisinin buyurduğuna göre her doğan İslam'a müsait doğar, kapboştur çünkü. Anne babası devletin idarecileri o ya, onu ya Hristiyan ya Yahudi zihniyetiyle yetiştirir veya Müslüman olarak Allah'ın huzuruna getirir. Akıl dağarcığına ne koydun? Şu sebi günahsız yavruların akıl torbasına ne doldurdunuz? Ahiret meydanında ailenin fertlerinden, reislerinden sorulacak budur. Ve çoluk çocuğunun kalbi de boştur. Hiçbir çocuğun kalbinde Maradona sevgisi yoktur doğuşta. Veya falan artistin, falan futbolcunun hayatının bilgileri yoktur. Çocuğun kalbine Allah aşkı ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin olan Nur Muhammed'imizin aşkını, İslam düzeninin aşkını, şeriat düzeninin aşkını doldurmak veyahut da bugün gibi materyalist felsefeyi, her şeyi maddeden ibaret, her şeyi paradan ibaret zanneden, göbeğiyle diz kafası arasından ibaret zanneden materyalist hayatı o çocuğun kalbine doldurarak ahireti inkar eden, olur mu öyle şey, ahiretten gelen mi var, boş ver şu masalları be, düğünde de ahiret mi konuşulacak gibi inansız bir neslin yetiştirilmesi düşüncesi kalbe doldurulacak. Bu iki düşünceden biri hangisi olacak? Bunu ana baba fertler sağlayacaktır. Allah aşkı mı,
dünya aşkı mı, İslam nizamı mı, beşeri sistemler mi? Ve çocuğun üçüncü boş olan kalbi midesidir. Midesi boş olarak gelir. Bu çocuğun kalbine haram lokma mı, helal lokma mı konacak? Buna anne babası ve toplumu karar verecektir. Ama bugün bilhassa 150 seneden beri İslam'ı bu ülkede, Kur'an nizamını bu ülkede hakim olunmasının, olmasının Avrupa menfaatlerinin zıddında gören çevreler 150 senedir yavaş yavaş aileden başlamak suretiyle toplumumuzu Kur'an'dan uzaklaştırdılar. Bu tahribat bu sene başlamış, 10 yılda başlamış bir tahribat değildir. 150 seneye varıyor. Fransız mekteplerinde yetişen, isimlerine Jön Türkler dediğimiz, Batı'nın zehirleriyle kirlenen, İslam'ı gerici bir din olarak görerek Türkiye'ye gelip en önemli sadrazamlık mevkilerine çıkarılan bazı paşaların kanalıyla 150 senedir Müslüman Türk'ün aile yuvasına dinamit atılmıştır. Ama sizleri tebrik ediyorum. Öyle sağlam bir aile yuvanız var ki, Allah'a yeminle söylüyorum, başka bir milletin aile yuvasına bu derece düşman kuvvetleri sarılsın, saldırsın, başka toplumun aile yuvalarında saygının, edebin, hayanın bulunması mümkün değildir. Ama şehit dedem öyle bir tohum akmış, öyle çelikten bir zırh kalbimizde, toplumumuza yerleştirmiş ki Batılılar 150 senedir saldırmalarına rağmen Müslüman Anadolu insanının, Anadolu insanının aile yuvasını hala yok edememiştir. Televizyon ekranında görüyorsunuz, sırf aile yuvasını yıkmak için bazı açık oturumlar kasten tertip ediliyor. Kızlar konuşuyorlar, ne demek ya? Bıktık be, ben erkekle flört edemeyecekmişim. Annenin yanında nişanlınla, sevgilinle el ele gezemeyecekmişim. Babanın karşısında ayaküstü atıp da sigara içemeyecekmişim. Yasak, yasak, yasak. Yasaklar devri geçti artık. O yasak, bu yasak. Efendim, erkekle sinemaya gitmek yasak. Gece yarısı nişanlınla dolaşmak yasak. Yeter artık. Yeter artık. Biz de özgür bir toplum, özgür bir dünya istiyoruz. Oyunlarıyla aile toplumundaki saygı, ana babaya saygı mefhumunu yıkmak isteyen Siyonist çevreler, günümüzde aile toplumunu yıkmanın en kestirme yolunun basın yayın olduğu yolu olduğunu fark etmek suretiyle, milyonlara varan tirajlarıyla, her gün 6 kanallı yayınlarıyla, kendi ellerimizle desteklediğimiz, kendi vergilerimizle desteklediğimiz bu basın ve televizyonun ihanetiyle kendi yuvalarımızda yavrularımızı mahvu perişan ettiğimizin farkında değiliz. Ama buna rağmen asliyet hala mevcuttur. Hala ümitsiz değiliz. Allah'ın izniyle bu Müslümanlar bu ihanetlerin bir gün farkına varacaklardır. Aile yuvalarına sahip çıkmanın imani bir gerek olduğunun farkına varacaklardır. Çünkü bin yıl tarihe adaleti, merhameti ve insanlığı öğretmiş bir milletin bugün şu topraklar üzerinde istiklal savaşı vermek suretiyle koruduğu bu devletin ilelebet yükselmesi ve yücelmesi, yeniden tarihindeki şerefli yerini alabilmesi için aile temelinin sağlam olması gerektiğini artık milletimiz kavramıştır. İşte şu düğüne iştirak eden şu kalabalık, şu muhteşem kalabalık bize bu ümidi, bu müjdeyi vermektedir. 15 sene evvel böyle bir düğünü tahayyül etmek bile mümkün değildir. Ama milletimiz şimdi aslına dönüyor. İşte Cezayir, işte Balkanlar, işte Orta Asya, 100 yıllık tahribata rağmen yeniden İslam'a dönüşün müjdelerini gördüğüm için Allah'a hamdü sena ediyorum. Şu Fransızlar Cezayir'e girdikleri vakit, Cezayir'de aile mefhumunu yok etmek için Arapçayı yasak ettiler. Okullarda Arapça yazmak yasak. Arapça gazete çıkarmak yasak. Arapça televizyon, radyo yayını yasak. Kendi milletin dilini yasak etti Fransızlar. 40 sene bu yasağa rağmen 40 sene sonra Fransa'da bir güzellik yarışması oldu. Manken yarışması. Bu manken yarışmasına 10 tane Cezayirli kızı çıkarttılar.
10 tane Cezayirli kızı çıkarttılar. Bakalım soyunacaklar mı? Fransız sömürgesinin aşısı zehri Batı oyunları ne kadar etkili oldu bunu denemek için. 5 sene evvel olmuş bir hadise. O kızlara mayo girdirdiler. Fakat sahneye çıkarken kızların haya damarı kabardı. Bir anda mayoları çıkarttılar. Kendi örf kıyafetleriyle salona girince şaşırdılar. Ve Cezayir'deki Fransız polisi, Cezayir'in Fransız sorumlusunu hesaba çekti orada Mitterrand. Dedi ki sana ne oluyor? Hani Cezayir'de Fransız emperyalizmi etkisini göstermişti. Şu kızların haline bak. Efendim biz de şaşırdık. Biraz evvel mayoluydu içeride. Ama erkeklerin karşısına çıkmaktan utanmış, 40 yıllık emperyalizme rağmen örf adetiyle çıkmıştı. O zaman kürsüye geldi polis şefi. Meşhur sözünü söyledi. Beyler, Kur'an Müslümanların elinde oldukça Müslüman ailelerin aileleri İslam'dan uzaklaştırmak mümkün değildir. Bu Kur'an'ı Arap Yarımadası'ndan kaldırmadıkça bizim bu kültür faaliyetlerimizin etkisi olmayacaktır. İşte bunu bildikleri için 1920'lerde Türkiye'de yaptıkları ilk iş, aile yuvamızı dinamitlemek için yaptıkları ilk iş Kur'an nizamını yürürlükten kaldırmak olmuştur. Buna rağmen 60 sene geçmiş. 1932 yılında 11 yıl sonra Kur'an'ın kaldırılışından 11 yıl sonra özür dilerim Kur'an'ın kaldırılışından 6 yıl sonra İstiklal Harbi'nden 11 yıl sonra ilk defa Brüksel'de Belçika'nın Spa şehrinde dünya güzellik yarışmasına bir Türk kızını çıkarttılar. İlk defa Osmanlı'nın kızı soyunuyor. Bütün Avrupa'nın gazetecileri, Siyonizmin önünde gelen liderleri bu manzarayı görmenin heyecanıyla Spa şehrine gittiler. Keriman Halis isimli bir kadın katılıyordu dünya güzellik yarışmasına. Kur'an için savaşan bir milletin, namus için savaşan bir milletin, Anadolu'da Ruslara örtüm açılmasın diye sırtında mermi taşıyan Nene Hatun'un kızları 1911 yılında Edirne'ye Bulgarlar girdiğinde Bulgar subayının bire Türk kızları bizi zorlamayın size 2 gün müddet tanıyoruz. Ya vücutlarınızı bize verecek ya da yanacaksınız. Ahşap evin etrafına bakın odun dizdik. Ya kül olacaksınız ya yanacaksınız. Nene Hatun eli titrek dudağı titrek pencereyi kaldırdı. Genç Türk kadını. Dedi ki bana bak birbire Bulgar subayı mı bu ne iğrenç teklif. Bu ne iğrenç teklif. 2 gün düşünmeye ne gerek. Şimdi kararı verdik. Biz şu anda evde 300 Türk kadınıyız. Hepimiz ortak kararımızı açıklıyoruz. Derhal odunları tutuşturun. Tutuşturun bir de bizi kül edin. Yanacağız yanacağız ama sizin pis elinize tek bir saçı vermeyeceğiz dediler. Ve tarihi belgeyle konuşuyorum. 11 yılında Edirne'de 300 kadın örtü için yanmıştır. Namus için yanmıştır. İşte o yanışından 11 yıl sonra ilk defa bir Türk kızı Keriman Halis isminde bir kız soyunmuş Spa şehrine gidiyor. Jüri başkanı mikrofonu eline aldı. Dedi ki beyler puanlama yapmayın kalemler dursun. Ben jüri başkanı olarak güzellik yarışmasının şampiyonunu ilan ediyorum. Keriman Halis isimli bir Osmanlı kızı şu anda vücudunu soymuş bize göstermektedir. Ondan daha güzeli varmış, çirkini varmış beni alakadar etmiyor. Çünkü şu anda bugün dünya güzellik yarışması yapmıyoruz. 1400 senedir dünyaya hakim olan İslam'ın Hristiyanlık karşısında mağlubiyetin zaferini kutluyoruz. Bugün İncil'in zaferini kutluyoruz. Bugün Haçlı ordularının zaferini kutluyoruz. Aynen okuyorum. Bir zamanlar bir mektupla Fransa'daki modayı kaldıran muhteşem Süleyman'ın torunu Keriman Halis şimdi sütyenle ve mayo ile aramızdadır. Kendisini bize beğendirmek istemektedir. Onun için ben dünya kralı güzeli olarak Keriman Halis'i dünya kraliçesi ilan ediyor ve kadehlerimizi de Hristiyanlığın zaferi için kutluyoruz. 11 yıl sonra
İstiklal Harbi'nden 6 yıl sonra Türk milletinin uğradığı ihanet noktası buydu. Kur'an kaldırılmıştı. Allah'ın Resulü'nün haberiyle Lozan'ı haber veren büyük bir hadis-i şeriftir. Buyurdular ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, İnne rihal İslami yaduru me'al kitab fedebbiru haythudar. Ey Müslümanlar, Müslümanlığı yaşamanın şartı ülkenizde Kur'an'ın çarkının dönmesine bağlıdır. İslam'ın gücü Kur'an çarkının mektebinizde, meclisinizde, mahkemede, anayasanızda, sisteminizde, düzeninizde Kur'an'ın çarkının dönmesine bağlıdır. Gücünüz nispetinde Kur'an'ın çarkını döndürünüz. Ela inne rihal islami yeduru me'al kitab fedevviru haysudar. Ela innel kitabe ve sultane seyefterikan fela tufarikul kitab. Lozan anlaşmasını haber veren bir hadistir bu. Dikkat edin, yakın bir gelecekte dinle devlet birbirinden ayrılacaktır. Ela innel kitabe ve sultane seyefterikan. İktidarla devlet birbirinden ayrılacaktır. Hocalarım buradadır. Yanlışsam susturmalarını rica ediyorum. İnnel kitabe ve sultan. Kitapla güç birbirinden ayrılacaktır. Kur'an'la iktidar birbirinden ayrılacaktır. Şimdi Müslümanların söyledikleri gibi hoca siyasetle meşgul oluyor. Devlet işine siyaseti İslam'ın için sokuyorsun diyor. Niçin? Çünkü yaşadığı ortamda İslam olmadığı için hala Müslüman devlete İslam'ın karışamayacağı fikrindedir. İslam'ı aciz görmektedir. İtalyan kanunuyla, Avrupa kanunuyla memleketin idaresinin daha modern olacağına Müslüman inanmıştır. Allah'ın dünya sisteminde yanlış olduğuna, yanlış hükümler koyduğuna Müslüman inanmıştır. Allah'ın ibadetlerde kuvvetli bir Rab olduğuna inanmış, dünya siyasetinde Cenab-ı Hakk'ın gücünün olmadığına inanmıştır. Cami kürsüsünden Müslümana saldıran cemaattir. Hocam o konuları geç, namazdan oruçtan bahset. Çoğumuz abdest almasını bilmiyoruz diye itiraz eden Müslümandır. Ben Müslüman cemaatime kızmıyorum. Çünkü öyle bir ortamda yetişmiştir. Allah Resulü'nün haber verdiği ortamda yetişmiştir. İnnel kitabe ve sultane seyefterikan. Dinle devlet birbirinden ayrılacak. Demek birmiş ki dinle devlet ayrılacağını Allah'ın Resulü haber vermektedir. Dinle devleti birbirinden ayrılırsanız aile toplumunun temeline dinamit attınız işte. Bir ailede nikahlar Bismillah'la kıyılmazsa, bir ailenin nikahı, bir ailenin nikahı Mozart'a göre kurulursa, besmelesi Mozart olan bir toplumun aile yuvalarının kısa sürece boşanmaları mukadderdir. Hadi buyurun, buyurun Osmanlı mahkemelerini inceleyin. Özür dileyeceğim. 22 milyon 400 bin kilometre kare toprak üzerinde Osmanlı mahkemelerinde boşanma davalarını %1 olarak bana gösterirseniz özür dileyeceğim. İşte Avrupalı meşhur müsteşrik Dibon incelemiş Osmanlı mahkemelerini. Diyor ki 300 sene İstanbul arşivlerini araştırdım. Osmanlı'da 300 senede hırsızlık eden hırsızın sayısı, hırsızlıktan dolayı kolu kesilenin sayısı 10 kişiydi. Üzülerek söylüyorum, 10 kişinin de 8'i bizim Ermeni ve Rum vatandaşları çıktı diyor. Hristiyan müsteşrik Gibbon. Ve diyor ki 300 senede aile yuvasında boşanma davası açanların sayısı Osmanlı toplumunda onu geçmiyor. Neden? Çünkü bizim aile toplumumuzun temeli Mozart'a göre değil, Kur'an'a göre atılmıştı. Bismillahirrahmanirrahim diye atılıyordu. Şimdi ben dahil Müslümanların aile temeli Mozart'a göre atılıyor. Mozart, Mozart yasasıdır. Belediye nikahının temeli Mozart'tır. Mozart müziği duyarsınız. Mozart'a göre şu anda size hitap eden kardeşiniz iki nikahlı bir kardeşinizdir. İki nikahlıyım. Ama bir tane hanımım var. Bir tane hanımım var. İçinizde bir hanımla iki nikah kıydırmayan bir baba yiğit çıksın bakalım. Hocam ben tek nikahlı yok. Bir hanımla iki nikahlıyız. Bir hanımla evlenebilmek için iki nikah kıymışım. Biri belediye nikahı Mozart'a göre evlenmişim. Öbürü de Allah'a göre evlenmişim. Mecbur muyuz iki nikah kıymaya? Çünkü Allah'ın nikahının İrab'da mahalli yoktur memlekette.
Çünkü bu memlekette Allah ve Resulünün bir köy muhtarı kadar yetkisi yoktur. Bir köy muhtarı kadar yetkisi yoktur. Muhtarın mührü geçerlidir, müftünün mührü geçerli değildir. Muhtar dese ki sizi karı koca ilan ettim, onun mührü bütün dairelerde geçerlidir. Ben sizi diyor İstanbul Belediye Başkanı adına karı koca ilan ettim. Bismillah yerine bismi reisi belediye olmuştur. Belediye başkanının adıyla olmuştur. Ama bir mülkiye müftü, mülkiye amiri müftü, bir ilçenin müftüsü ben sizi Allah adına karı koca ilan ettim dese, onun belediye nikahı yoksa o nikahı kıyılanların, o müftü efendi bu Türkiye kanunlarına göre 6 yıla kadar hapse atılır. Çünkü Allah ve Resulü adına kıyılan nikahın hükmü yoktur. Allah Resulü öyle buyurmuş çünkü. İnnel kitabe ve sultane seyefterikan. Kitapla sultan birbirinden ayrılacaktır. Ayrıldı mı? Ayrıldı. Ve Müslüman kardeşlerime bu hakikati henüz anlatmış değilim. Cami cemaatine bu hakikati anlatmış değilim. Anlatamıyoruz. İtirazlar Müslümanların camilerinden geliyor. Şu hale bakın. Hocam bırak. Ayet okuyorsun, ayeti itiraz etmiyor. Allah Allah diyor, hoca efendinin ne güzel sesi var. Bravo, kurban olayım senin gibi hocaya. Ya bir dakika. Ağladın biraz evvel. Neden ağladın? Sen müfessir misin? Değilim. Sen Arapça biliyor musun? Yok. Hoca efendi biraz evvel Kur'an okurken ağladın. Allah Allah dedin. Niçin ağladın? Sesini ağladım efendim. Sesini ağladın. Şimdi bu ayetlerin manasını size anlatayım. Dedin, anlatmaya başladın, sesler yükseliyor. Bırak hoca. Yahu ayetin lafzına itiraz etmiyorsun da manasına niçin itiraz ediyoruz? Niçin itiraz ediyoruz? Lafızları serbest, istediğiniz kadar konuşun. Ama Kur'an'ın Arapçasını dinlerken susan millet, gözyaşı döken millet, Kur'an ayetlerinin manalarını okuduğunda hoşuna gitmediği taraflardan itiraz yükseltiyor. Onun için Allah uzun ömür versin. Mahmud Efendi Hazretleri anlatmıştım. 1980'de hiç unutmuyorum. Bir zat kendisini ziyarete gelmişti. Askeri erkandan bir zat, hakim. Müslümanları mahkemelerde koru dedi. Müslümanlara dava açma evladım. Sen hakimsin. Ceza verme Müslümanlıktan dolayı. Şöyle bir durdu, dedi ki hocam bir şartla sözünü tutarım. Bir şartla sözünü tutarım. Ne şartı? Allah rızası için bu İslam'ı Müslümanlardan kurtarın. Şaşırdım diyor. Anlayamadım, ne demek istiyorsun? İslam'ı Müslümanlardan kurtarın. Aynısını Amerikalı bir profesör bize söylemişti. Vallahi aynısını şu kardeşinize. Meşhur pop sanatçısı, sonra Müslüman olmuş Yusuf İslam, Berlin'de söylüyordu. Nasıl buldum Müslümanları deyince ağlamaya başladı Yusuf İslam. İyi ki ben sizleri görmeden Kur'an'ı gördüm. İyi ki ben Müslümanları tanımadan Allah Resulü'nün hayatını tanıdım. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bugünkü Müslümanları görseydim Hristiyanlığa razı olurdum. Ama sizi görmeden Kur'an'ı gördüğüm için Allah'a hamd ediyorum diyor. Aynısını Amerikalı profesör, Avrupa İslam Konferansı'nda tanıştığım profesör. Riyad'da kendisiyle 83'te buluşmuştuk. Televizyon ekranından dinledik bu olayları. Gazeteciler soruyor Amerikalı profesöre. Kur'an'ı incelemiş ve Müslüman olmuş. Bir de şu Müslümanların ticaretine, Müslümanların mahkemesine, Müslümanların kendi aralarındaki kardeşlik münasebetlerine, teavununa, yardımlaşmasına bakayım acaba böyle bir din bulabilir miyim diye. Gezmeden evvel Kur'an'ı ve hadis-i şerifleri okuyarak Müslüman olmuş. Sonra Müslümanlarla tanışmak, kardeşleriyle kucaklaşmak düşüncesiyle İslam alemine, petrol şeyhlerine, şımarık petrol şeyhlerine ziyarete gitmiş. 83'te bizler yattaydık. Gazeteciler soruyor, Müslümanlar hakkında görüşün nedir? Aynısını söylüyor. Şu Müslümanlar tanışmadan evvel İslam'la müşerref kılan Allah'a hamdolsun. Şaşıyor gazeteciler. Evet diyor, sizi görseydim ben şimdi Avrupa'ya, Amerika'ya Hristiyan olarak gidecektim. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki
benim karşılaştığım Müslümanlar okuduğum peygamber tarihindeki cami içindeki münafıklara benziyorlar. İtiraz ediyor gazeteciler, ne demek istiyorsun? Evet diyor, size anlatayım. Bir gün Mute Harbi olacak, profesör anlatıyor. Mute Harbi, sahabi-i kiram yarışıyor. Hazreti Ebu Bekir'le o devrin yarışması, güzellik yarışması cihattı. Allah'ın dinini dünyaya yaymaktı. Kiraz güzeli, erik güzeli yapılmıyordu yarışmalar. Kim ne kadar verecek? Hazreti Osman-ı Zünnureyn, ben beşte birini verdim diyordu. Kim Hazreti Osman-ı Zünnureyn'i geçecek merak edilirken, yarışmada Hazreti Ömer'ül Faruk, ben yarısını verdim diyordu malımın. Hayretler içindeydi cemaat. Ne müthiş bir yarışmaydı. Kim Hazreti Ömer'i geçecek diye merak edilirken, kıyamete kadar kimsenin cömertlikte geçemeyeceği Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık, ben malımın tamamını verdim diyordu. Ama münafıklar bir bir dışarı çıkıyorlardı. Para vermemek, cihada iştirak etmemek için. Allah'ın Resulü durun diyordu cami cemaatine. Siz nereye gidiyorsunuz? Size cihat farz değil midir? Hayır diyorlardı. Bizim evlerimizde kilit yoktur. Evlerimiz, ailemiz emin değildir. Bizim için cihat müsaadesi ver. Ve böylece münafıklar cihatsız bir Müslümanlığı istiyorlardı. Ne zaman Mute Harbi'nde elleri kolları yaralı, şehit bırakmış Müslüman ordu peygamberin başkanlığında zaferle Medine'ye dönünce, ganimet malları mescidin içinde gazilere dağıtılmak üzereydi. İşte o esnada hiç savaşmayan, ter dökmeyen münafıklar ön taraftaydı. Bize de ver ya Resulallah. Yahu siz niçin istiyorsunuz, harbe gelmediniz? Bu altın bilezikler, kumaşlar sizin hakkınız değil ki. Ne yapalım, biz cihada gelmedik ama sizin çoluk çocuğunuza su taşıdık. Sizden daha çok biz sile çektik. Çocuklara bakmak ne kadar zormuş, keşke biz de gelseydik diyorlardı. Tam malları verirken Hucurat suresinde Allah uyarıyordu. Kâletil ârâbu âmennâ kullem tu'minu velâkin kûlu esnemnâ velemmâ yedhulul îmânu fî kulûbikum diye uyarıyordu. Ganimet masasındakiler, biz de Müslümanız, biz de müminiz, bize de ganimet ver diyorlardı. Habibim, onlar mümin değildir. Onlar şimdi menfaattan dolayı İslam'a girdiler. Zaferi gördükten sonra İslam'a girdiler. Ve bu ayet beni çok düşündürür Müslümanlar. Ne sakalıma, ne sohbe, hiçbir yere güvenmiyorum. وَلَمَّا يَدْهُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي كُلُوبِكُمْ Onların kalbinde iman yoktur, aşk yoktur. Çünkü onlar cihadı terk ettiler. Bu ayetle uyarıyorlardı. Uyarılıyorlardı. Allah'ın Resulü vefat edince camideki münafıklar Halife Ebu Bekir Sıddık'a geldiler. Dediler ki, ey halife, tamam şimdi fırsattır. Allah'ın Resulü öldü. Bazı cebimize dokunan ayetleri kaldırıver. Ne istiyorsunuz? Biz namaz kılalım, parasızdır. Parasız. Oruç da tutalım, parasızdır. Hele karı da var, bir öğün kar. Hacca da gidelim, 450 kilometre gider geliriz. Ama şu zekat ayetleri var ya, şu malla cihat ayetleri var ya, işte bunları bizden muaf tut. O zaman hiç hiddetlenmeyen devletin başkanı Hazreti Ebu Bekir Sıddık kürsüye geliyordu. Ve diyordu ki, nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki, zekat vermeyenler dinden çıkmıştır. Sizleri öldürürüz. Buyurun. Sizleri öldürürüz. İtirazlar camide yükseliyordu. İtirazlar camiden yükseliyordu. Diyorlardı ki, ya Ebu Bekir, ya Emir el Müminin, biz kelime-i şehadet getiriyoruz, bizi öldüremezsin. Biz namaz kılıyoruz, bizi öldüremezsin. Biz oruç tutuyoruz, bizi öldüremezsin. Meşhur hutbesini hocalarım bilir. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki, namaz da kılsanız, oruç da tutsanız, zekat ayetlerini inkar ettiniz. Kur'an'ın bir ayetini inkarla tamamını inkar arasında fark yok. Siz iman etmedikçe kafir oldunuz. Namaz kılan kafirler oldunuz. Oruç tutan kafirler oldunuz. Sizle harp etmek ümmetin başkanı üzerine farzdır. Eve gidince siyer kitaplarını okuyunuz. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın mürtetlerle savaş bölümünü okuyunuz. Mürtetlerle savaş Türkçesi nedir? Dinden dönenlerle savaş bölümünü okuyunuz. Bu dinden dönenler namaz kılıyordu. Bu dinden dönenler tesbih çekiyordu. Bu dinden dönenler oruç tutuyordu ama
Allah'ın malla infak ayetlerini kabul etmedikleri için Hazreti Ebubekir siz dinden döndünüz diyor ve onlarla harp ediyordu. İşte profesör diyor ki asr-ı saadetin Müslümanları içerisindeki münafıklara benzetiyorum petroşeklerini. Bu zat da hoca efendiye onu söylemişti. Sen önce İslam'ı Müslümanlardan kurtar, mahkeme önünde size ben ceza vermeyeyim. Şaşırdım dedi hocamız. Ne demek istiyorsun? Yarın dedi mahkemeye gel. Seni şikayete şikayet dilekçesi veren zatın ismini sana göstereceğim. Seni şikayete gelen meyhanedeki insan değildir. Kumarhanedeki insan değildir. Zaten sizin vaazlarınızı dinlemiyor. Hoca efendi sizi şikayete gelen caminin ön safında deve sevabı var diye o safı kimseye vermeyen Müslümanlar olduğunu dilekçelerinizi gösterdiğimde anlayacaksınız. Allah rızası için İslam'ı Müslümanlardan kurtarın diyor. Meğer albay İslam'ı çok iyi anlamış. Bir ayeti bize hatırlatıyordu. Ya eyyüellezine amenu duhulu fissilmi kâfe. Ey iman edenler yeniden İslam'a giriniz. Yeniden İslam'a giriniz. Yani önce Müslümanların tutsak ettiği, esir ettiği Kur'an'ı Müslümanların elinden alınız. Caminin dışına çıkartmadığı Kur'an'ı Müslümanların elinden alınız. Televizyon ekranına çıkartmadığı Kur'an'ı Müslümanların elinden alınız. 7. 40. 50. gecede hapsettikleri Kur'an'ı Müslümanların elinden alınız. Sokağa, çarşıya, pazara, mahkemeye, meclise göndermedikleri, bir türlü göndermedikleri, evlerinde mahkum ettikleri Kur'an'ı Müslümanların elinden alınız. Bunu diyen Allah'tır. Ey iman edenler yeniden İslam'a giriniz. Topyekün İslam'a giriniz. Allah Müslüman'a niçin İslam'a gir diyor. Niçin diyor, bu ayetin manayı mefhumu nedir? Ey Müslümanlar, babanızdan kalan İslam'ı bırakın. Babanızdan çevreden gördüğünüz İslam'ı bırakın. 7. 40. gece olarak zannettiğiniz İslam'ı bırakın. Ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına, ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. Ölüler dini değil bu dini hayat diye Akif'in söylediği ölüler dini olmaktan Kur'an'ı ve İslam'ı kurtarmak için önce çevreden gördüğünüz İslam'ı terk edin. Allah'ın anlattığı İslam'a giriniz. Kur'an'ın duyurduğu İslam'a giriniz. İşte aile toplumunun, aile temelinin sağlam olmasının şartı aile fertlerinin bugünden itibaren ne zaman duyduysa yeniden İslam'a girmesine bağlıdır. Taklidi Müslümanlığı bırakıp tahkiki Müslümanlığa, kendisi okumak suretiyle Müslümanlığa girmesine bağlıdır. Biz size ne kadar vaaz-ı nasihat etsek, ne kadar ey Müslümanlar çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden korunuz diye konuşsak, asla çoluk çocuğunuzu saygılı yapamayız. Televizyon ekranı elimizde olmadıkça, onun için diyoruz ki aile temelinin sağlam olmasının tek yolu, İktidar gücünün Müslümanların idaresi altına girmesine bağlıdır. Allah Resulü böyle emretmiştir, böyle olmalıdır. Çünkü ne buyuruyor? Fela tufarikul kitab. Eğer siz dinle devletin ayrıldığı dönemde innel kitabe ve sultane seyefterikan, dinle devletin, Kur'an'la devletin ayrıldığı dönemde bulunuyorsanız, size peygamberiniz olarak tavsiyem fela tufarikul kitab, Kur'an'ın yanından ayrılmayınız. Maaştan olacağız, dünyalıktan olacağız diye sakın ha dünyalığın, iktidarın yanında değil, kitabı mukaddesin, Kur'an'ın yanında nöbet tutunuz. Onun yeniden ülkenize hakim kılması için nöbete geçiniz. Hocam yaptırmazlar, ettirmezler. Bu söyledikleriniz olur mu? Ne demek? Ne demek olur mu? Siz 60 sene evvel yaşasaydınız, size deseylerdi ki bu ülkede Kur'an kalkacak, bu ülkede ümmetin halifesi kaldırılacak, bu ülkede ümmetin başı koparılacak, ne derlerdi, ne derdiniz böyle bir zata? Sen aydan mı geldin efendim? Bu ülkede 1000 yıl uğrunda 55 milyon şehidi vererek koruduğumuz Kur'an nizamı nasıl kalkar demez miydik? Kolay, zorunu başardılar. Ehli küffar, ehli siyonizm, dünya Yahudisi zor olanı başardı. Ümmetin başını kopardı. Kur'an'ı mahkemelerden, hayattan, sokaktan, kışladan eve, camiye mahkum etti. Zorunu ehli küffar başardı da kalbinde hala Kur'an sevgisi bulunan, Muhammed aşkı bulunan, İslam bulunan bir toplumun yeniden İslam'ı getirmesi, bu kolay olanı başarması niçin zor olabiliyor? Onun için kendimiz el ele vermeliyiz. Aile toplumunda evlatlarımızı düşünmek istiyorsak, evlatlarımızı düşünmek istiyorsak, mahkeme meydanında Allah ve Resulünün yüzüne bakmak istiyorsan,
önce aile toplumunun temel yapısı olan ana babalar olarak çoluk çocuklarımıza mutlu bir dünya bırakmanın, mutlu bir televizyon bırakmanın, kalplerine Allah sevgisini dolduracak bir eğitimi bırakmanın, onları kurtlara kaptırmayacak çoban idarecileri, valisinden kaymakamına, belediye başkanından muhtarına ve devlet başkanına kadar Allah'tan korkan, halkı açken tok yatamayan, halkının kalbine Allah Resulü'nün aşkını koymayı bir ibadet anlayışı içinde gören idarecilere çoluk çocuğumuzu teslim etmenin mücadelesini yapmak vallahi üzerinizde oruçtan ve namazdan daha mühim bir farz olduğunu şu düğün münasebetiyle sizlere aciz bir kardeşiniz olarak hatırlatıyorum. Yoksa bu dünya gelip geçicidir. Kimse burada kalmayacaktır. Aile yuvaları Allah'a secdedenler çoğalsın için aile yuvaları kurulur. O halde anayı analık mevkiine oturtmak sizin görevinizdir. Bugün ananın kucağından evladı aldılar, ananın kucağına makineyi verdiler. Ana ana olması gerekirken makineyi kucakladı, iş yerini kucakladı, evladını bir türlü kucaklayamaz oldu. Fabrikadan, iş yerinden ve batıda ananın elinden evladı aldılar, ananın kucağına köpeği ve kediyi verdiler. Bir türlü evlatlarımızı sevmenin, onu küçük yaşta bağrımıza basmanın efendim iktidarına bugün anne babalar olarak sahip olamadık. Yeniden anayı analık mevkiine getirmek bizim asli görevimizdir. Anayı vali yaptık ya. Allah sizden anayı vali yapmayı istemiyor. Kadını analık mevkiine koydurtmayı istiyor. Hiç unutmuyorum. Pakistan'da Pakistanlılar kadını başbakan yaptılar. Benazir Bhutto. Benazir Bhutto. O zaman Frankfurt Zeitung, Frankfurt gazetesi bir başlık attı, hala arşivimde saklıyorum. Haşa sümme haşa, şu hakarete bakın. Hristiyan gazetenin başlığı, kadın Allah'ı yendi. Aynen başlık, kadın Müslümanların Allah'ını yendi. Niçin söylüyordu bu? Bir yanda Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin bir ayetini koymuştu. Er-ricalu kavvamuna ale'n-nisa. Erkekler kadınların idarecileridir. Kadın annedir, annelik mevkindedir. Padişah da onun ayağının altını öpmeye mecburdur. Cennete girmenin yolu ananın ayağının öpmesinden geçiyor. Analık mevkiinden dünyada üstün bir rütbe ve mevki mevcut değildir. Bütün şahlar, padişahlar, bütün mevki sahipleri onun önünde eğiliyorlar, ananın önünde. İşte bu ayeti koymuş. Erkekler kadınların idarecidir ama Pakistan'daki Müslümanlar bu ayeti yenerek Allah'ı yendiler. Haşa sümme haşa. Yani kadını erkeklerin idaresi mevkiine koymak suretiyle Allah'ın ayetini mağlup ettiler. Şimdi Müslümanlar da belki kadından vali oldu diye sevinerek Allah'ın ayetinin mağlup olduğuna dair Batı'nın gazetelerinde çıkan yayınlara fırsat veriyorlar korkusundayım. Onun için anayı analık mevkiine oturtmak, anaya evladının koruyucusu, şefkat elini uzatıcısı yapabilmek için Müslümanların memleketinde Müslümanlara büyük görevler düşüyor. O da nedir? Nöbeti devralmaktır. Geçen günde söyledim, bununla sözlerimi bitiriyorum. Bir dedeme uğramıştım. 100 yaşındaydı, Rize Çamlıhemşin köyünde. Ah dedi, bizim nöbetimizi bir bilseydiniz ne kadar kutsaldı. Ne nöbet tutuyordunuz dedim. Biz dedi böyle laikliği koruyacağımıza zarsurt filan böyle nöbetler tutmuyorduk. Ya bizim nöbetimiz şuydu diyor. Müslümanın nöbeti. Daha İstiklal Harbi'nde. Subay geldiği zaman Osmanlı subayı niçin nöbettesin gece yarısı? Sorduğunda bütün Osmanlı ordusunda ezberlenen bir marş varmış. Bir beyt hep bir ağızdan söylenirmiş. Dini devlet, dini devlet, mülk-i millet muhafazası için rızaen lillah nöbetteyim efendim. Ülkeden din kalkmasın. Milletin mülkü olan aklı, malı, canı, namusu, ırzı ahireti korunsun için nöbetteyim efendim. Şimdi 70 senedir Müslümanlar bu nöbeti terk ettiler. Siyasetle Müslüman uğraşmaz dedi. Başkaları siyasetle uğraşıp Müslümanın ailenin temel yapılarını televizyonla, sinemayla, gazeteyle dinamitledi. Siyasetin şerrinden Allah'a sığınan George Bush'a sığınmaya mecbur kalır.
Siyaset Müslümanın her sahada mesleğidir. Tüccarın siyaseti vardır, bilmezse iflas eder. Ana babanın evlatları idarede siyaseti vardır, bilmezse evlatlarını birbirine düşürür. Hayvanları bakmanın siyaseti vardır. Hayvan bakıcısına seyis derler, aynı kökten gelir. Seyis, hayvanı bakmayı iyi bilen insan. Devletin idaresinde de bir siyasi sanat vardır. Onu bilmeyenler halkını mutlu edemezler. Siyaset Müslümanın yitik malıdır. Tekrar ediyorum, dini siyaseti alet etmek domuz eti yemek gibi haramdır. Bundan da Allah'a sığınırız. Dini siyaseti alet etmek, yani Müslümanların idaresine geçmek için namaz kılmadığı halde seçim namazına başlamak, Müslüman olmadığı halde Müslümanları aldatabilmek için Kur'an öperek Müslümanların Müslümanların siyasi vekaletini almak dini siyaseti alet etmektir. Ve bu bütün Müslümanlara haramdır. Din yoluyla Müslümanın aldatılması Müslümana haram, insanlara haramdır. Ama siyaseti dine alet etmek bütün Müslümanlar üzerine vaciptir. Yani İslam'ı yaşamanın yolu siyasi sahnede Müslümanın güçlü olmasına bağlıdır. Televizyon elimizde olsaydı şimdi bu kürsüde konuşmayacaktık. Milyonlarca insanımıza Kur'an'ın gül bahçesinden demetler sunacaktır. İşte bu imkandan mahrumuz. Niçin? Müslümanlar siyasetten, buzdan soğuk durdukları gibi soğuk durdular. Halbuki Müslümanın en büyük silahı günümüzde siyasi silahtır. Ve konferanslarımızda da söylüyoruz, bütün peygamberlerin müşterek silahı siyasetti. Siyasetle meşgul olmayan bir peygamber ismi verin, özür dileyeceğim. Allah'ın Resulleri sarayda dünyaya geldiler veya saraya sokuldular ve sarayla mücadele ettiler. Sarayda büyümeyen bir büyük peygamber ismi verirseniz özür dileyeceğim. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldı, çıkarıldı, saray satın aldı. Çünkü Allah öyle murad etmişti. İktidarı Müslümanlaştırmanın kestirme yolu saray olduğu için Allah Yusuf peygamberini saraya sokmuştu. Musa Aleyhisselam, Firavun her o sene doğan her erkeği öldürürken Allah Musa Aleyhisselam'ı saraya sokturdu. Saray besledi, sarayla mücadele etti. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un sarayında dünyaya geldi. Babalığı Azer koruyordu, Nemrut koruyordu ve Nemrut'la mücadele etti. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin olan Nur Muhammed'imiz Mekke sarayında dünyaya geldi. Allah son peygamberini bile sarayda görevlendiriyordu. Çünkü saray içerisinde mücadele olmadı mı, istediğiniz kadar cami inşaatına devam ediniz. İktidar mühür kimdeyse o mührün dini üzere yaşamaya mecburdur. Allah'ın Resulü ennâsü alâ dîni mulûkihim buyurmadılar mı? İnsanlar idarecilerin dini üzeredir. Siz istediğiniz kadar İslam'ı yaşamaya çalışın. Size hitap eden şu kardeşiniz dahil, Türkiye'deki Müslümanların tamamı dahil, bugün Müslümanlar Allah ve Resulünün rızası kadar değil, Yahudinin Müslüman merhameti kadar Müslümandır. Ne yiyeceğimizi, ne içeceğimizi, hangi gün tatil yapacağımızı, hangi gün tatil yapacağımızı, hangi gün yılbaşı yapacağımızı bu ülkede Müslüman değil, Yahudi rejimi karar veriyor. Ne kadar örtüneceğimizi, nerede örtüneceğimizi Yahudi karar vermektedir. Neden? Çünkü iktidar Müslümanların elinde değildir. Bundan dolayı her yerde bin kere konuşsam bütün konuşmaların sonucunu buna bağlıyorum. İktidar Müslümanların, güç Müslümanların elinde olmadıkça İslam'ı yaşayamazsınız. Boşuna birbirinizle uğraşmayınız. Çünkü Allah böyle diyor, böyle olacaktır. Eve gidince Haç suresi 41. ayeti okuyunuz. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ السَّلَاهِ وَاَتَوُ الزَّكَاءَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ Sizleri yeryüzünde iktidara getirdiğimiz zaman, dikkat edin, Kur'an'ı yaşamanın sigortasını anlatıyor. Sizlere bir misal vereyim. Şu duvarın tamamı floresan olsa, tamamı floresan, şu floresanların bağlı olduğu sigorta teli kopsa burayı aydınlatabilir miyiz? Sigorta teli basit görürsünüz, karanlık içinde kalırız. Florence'ın duvar olması sizi aydınlatmıyor. Her mahalleye bir cami yapsanız, her apartmanın altına bir cami yapsanız, her camiye 7 kubbe yapsanız, her camiye 7 minare, 7 minareye 7 şerefe yapsanız, iktidar Müslümanların elinde olmadıkça çoluk çocuğunuzu namaz kıldıramazsınız diyen Allah'tır. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ
sadece Türkiye'de değil, Allah'ın istediği yeryüzünde iktidar süper güç siz olduğunuz zaman namazları kılar, zekat verir, iyiliği emreder, kötülüğü kaldırırsınız. Türkiye'de güç olmanız yetmiyor diyor Allah. Fil ardı, yeryüzünde güç olacaksınız. Çünkü Rusya, Amerika süper güç olur, gelir ordularıyla sizin camilerinizi kiliseye çevirir. Size ibadeti yasak eder. Onun için yeryüzünde süper güç olmadan namaz kılamaz, oruç tutamazsınız. Bu ayeti babamla okurken tefsirden, bu ayet okuyuncaya kadar namaz kılmak için cami inşaatlarının hızlanmasına inanıyordum. Ama bir gün hiç unutmuyorum, Gebze, Texan fabrikasında çalışan 5 tane işçi, elinde kağıt babama geldi. 40 yıllık müftüdür, emekli oldu. Dedi ki, hocam fetva istiyoruz. Buyurun, hoca efendiler var, fetva versinler. İki ateş arasında gençler ağlıyorlar. Biz 40 tane işçiyiz. İhtilal olunca kağıt göndermiş işveren. Ne yazıyor kağıdında? Radikal matkabının makinesinin yanında makineyi bırakarak ikindi namazı kıldığınız tespit olunmuştur. Bir daha namaz kıldığınız tek görülürse iş akdiniz feshedilecektir. Hocam, namazı kazaya mı bırakalım yoksa işten mi çıkalım? Buyurun fetva veriniz. Babam ağlamaya başladı. İşte oğlum dedi, bu ayetin tefsiri budur. İstediğiniz kadar fetva verin, verebilir misiniz? İşten çıkın desek ümmetin üzerine bir vücubiyet yükleniyor. Ümmet o insanlar iş buluncaya kadar zekat fonundan onlara maaş bağlaması Müslümanın üzerine farzdır. Bu imkan var mı? Yok. İşten çıkın diyemiyoruz. Namazı kaza et de diyemiyoruz. Çünkü harp meydanında bile Allah bombaların altında nöbetleşe namaz kılın diyoruz. İki ateş arasında buyurun İslam'dan fetva vermeye kalkın. Namaz kılamıyoruz. İşten çık diyemiyoruz. Ne olacak? İşte Allah onu diyordu. Ey Müslümanlar, iktidara gelirseniz namazın sigortasını takar, zekat verir, o ülkede iyiliği emreder, kötülüğü kaldırırsınız. Onun için diyoruz ki Müslümanlar, ailenin fertleri olarak bu düğün gününde bir araya geldik. Birbirimizi şuculuk buculukla kırmayalım. Nöbeti devralalım. Size kardeşiniz olarak bunları tavsiye ediyorum. Bırakın sağcılığın solculuğun yanında nöbet tutmayı. Bırakın sosyalizmin kapitalizmin yanında nöbet tutmayı. Her gün Allah'a dediğiniz kul huvallahu ahad, Allahu semed ayetinde, suresinde Allah birdir, kimseye muhtaç değildir. Ve sonunda velem yekun lehu kufuven ahad, Allah'ın kurduğu rejime denk bir rejim yoktur. Allah'ın kurduğu düzene denk düzen yoktur. Allah'ın kurduğu anayasaya denk anayasa yoktur. Velem yekun lehu kufuven ahad, Allah'ın sistemine denk hiçbir sistem denk değildir. Bu doğrultuda birleşiniz. Allah'ın nöbetine koşunuz. Allah'ın dediği nöbete, dedemin 1000 yıl tuttuğu nöbete koşunuz. O nöbeti devralmazsanız, kaymakamlıkta, valilikte, belediyede, muhtarlıkta, devlet başkanında, Çankaya burçlarında o nöbeti devralmazsanız aile yapımız dinamitleniyor. Televizyon aile yapımızı Hristiyanlaştırıyor. Çoluk çocuğumuz çizgi filmleriyle Hristiyanlaşıyor. Farkında mısınız? Allah baba, Allah baba, Allah baba demeye başlamıştır çocuklar. Bir öğretmen arkadaşım anlattı. Çok terleyin hocam diyor. Ne oldu dedim. Baktım dedi, ilkokul bahçesinde çocuklar Allah baba görüyor demeye başladı. Çağırdım onu. Ya ben derslerde size Allah baba öğretmemiştim. Baba, Allah'a baba demek şirktir, küfürdür. Hristiyan çocuklar der. Siz nereden duydunuz deyince, çocuklar dün çizgi filminde öğrendik diyorlar. Çizgi filmde bile Hristiyanlık propagandası yapılıyor. İşte Azeri Müslümanları tanıtma fuarı Ankara'da. 3 hafta evvel yapılan fuarda Azeri Müslümanlarını tanıtmakla görevli iktidar fuardan çıkan insanlara efendim hediyemiz diyor. Bir açıyor bakıyoruz ki ne hediye vermiş, Allah Allah. Müslüman bir ülkede Müslümanları tanıtan fuarda, Müslüman ülkede fuarı gezenlere verilen hediye İncil'dir, Türkçe İncil. Gazetelerde belgeleri var, arşivde saklıyorum. Türkiye'de İncil tanıtılıyor. Sizin tuhafınıza gidiyor ama benim gitmiyor. Çünkü Türkiye'yi Hristiyanlaştırmak istiyorlar. El birliği içindeler. Buna karşı Müslümanların şuurlu, vakarlı bir biçimde birbirlerine kenetlenmeleri lazım. Allah hepinizden razı olsun. Aile temelimize dinamit atmak isteyen,
dahili ve harici din düşmanlarının, bayrak düşmanlarının, devlet düşmanlarının planlarını Rabbim kafalarına mahkûs eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bu düğünümüzde aile yuvası kurmaya karar vermiş kardeşlerimizin sülbünden, nesebinden secde eden Sacit, zikreden Zakir, şükreden Şakir, cihad eden mücahit ve mücahide nesiller, tıpkı Ulubatlı Hasan gibi Türkiye'nin burçlarına Kur'an nizamını hakim kılma uğrunda mücadele edecek nesiller onlara ve bizlere nasibi müyesser kılsın. Son nefeste buyurun: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek nefesimizi teslim etmeyi, Mevla'ya teslim etmeyi nasibi müyesser kılsın. Her gün namazda, kamette, ezanda bizden istenen ve la ilahe gayruk, ve la ilahe gayruk, Allah'tan başka ilah yoktur. Kanun koyucu odur, rızıklandırıcı odur, rızası gözetilen odur düşüncesiyle, sokakta da Allah'tan başka nizam koyan yoktur demek suretiyle tevhid dini ve inancı etrafında Müslümanları kardeş eylesin. Sözlerimi damat adayına hediye, gelin adayına hediye, gelin ve damadımıza hediye olmak üzere Aslı Saadet'ten iki düğünü anlatarak bitiriyorum. Bunlardan biri damat adayı Hanzala. Onun da düğünü vardı. Hem de Uhud Harbi gecesi. Hanzala radıyallahu anh, genç Hanzala. Allah'ın Nebisi aleyhissalatu vesselam Hanzala'yı evlendirdiği akşam cihad emrini almıştı. Münadi Hanzala'nın yanından geçerken evinden, ya bu evlenmiştir bunu atlayalım demedi. Çünkü cihad umuma farzdı. Hayyalel cihad diyordu. Bizim gibi cami kürsülerinden Müslümanın cebinden 1 milyon çıksın diye 3 saat ter dökmüyorlardı. Bir kelime söylüyorlardı Allah'a aşıklarına. Hayyalel cihad bitmişti. Vaaz-ı nasihatler, hutbeler okunmuyordu. Haydin cihada ey Hanzala. Hanzala hanımını terk etmiş. Doğru Uhud meydanına koşmuştu. Uhud'u bilirsiniz. Uhud. Uhud dağı, şehitler diyarı. Bize Hanzala'yı hatırlatan, Hazreti Hamza, Seyyidina Hamza'yı hatırlatan Uhud. Hanzala şehit olmuştu. Asker Medine'ye döndüğünde Hanzala'yı arıyordu hanımı. Bir gecelik sevgilisi, eşi. Hanzala yoktu. Dediler Hanzala nerede? Müjdeler olsun ey kadın, şehit hanım oldun deyince kadın sevineceği yerde kendini yere atmıştı. Saçını başını yonuyordu. Allah'ın Resulüne haber gönderdiler. Bu kadın çıldıracak. Günaha giriyor, isyan ediyor. Gelin kadına nasihat edin. Kızım neden ağlarsın? Şehit hanımısın. Günaha girme deyince diyor ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben Hanzala'dan ayrıldığıma ağlamıyorum. Ya Hanzala'dan ayrıldığıma ağlamıyorum. Niçin ağlıyorsun? Hanzala öyle koştu ki ya Resulallah, yıkanmaya unuttu, yıkanmayı unuttu, vakit bulamadı. Cünüp öldüğü için ağlıyorum. Halinden haber gelinceye kadar ağlayacağım. 500-841 yıl sonra İstanbul surlarının üstündeki bayrağı gören göz, nur göz semaya gözünü kaldırdı. Ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil âlemin. Nur Muhammed'imiz diyordu ki ya Rabbi, bana Hanzala'yı göster, kadına müjde vereyim. Allah'ın Resulü gördü, gülmeye başladı. Ve dedi ki vellezî nefsi biyedi. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki kızım müjde. Şu anda gökte altın kaplar içinde sevgilin Hanzala'yı melekler yıkıyorlar. Cihat buydu. Allah'ın la ilahe illallah kelimesi uğrunda hak galip gelsin için mücadele edenlerin bayramı ve düğünü böyleydi. Ve sizlere Fahri Kainat'ın kızından bir düğün örneği vererek sözlerimi bitiriyorum. Hazreti Fatıma evleniyordu. Muazzam bir düğün. Dünya arzında böyle bir düğün olmadı ve olmayacak. Nikah Mescid-i Nebevi'de kıyılıyordu. Nikahta damat adayı Allah'ın aslanı Hazreti Ali kerremallahu vecihe. Gelin adayı ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil âlemin Nur Muhammed'imizin kızıydı. Nikahın amiri Resul-i Ekrem'di, okuyordu nikahı. Kızına soracaktı, mihir kadının hakkı olduğu için tazminat ilk defa kadından nikaha başlanıyordu. Kızım Fatıma, sen benim kızımsın.
Şu anda nikah kıyıyorum. Ne kadar altın istiyorsun? Kaç metre altın? Ne kadar zincir? Bu asrın zenginleri olsa ne isteyecekti acaba? Fakir gençler bu yüzden bugün evlenemiyor, yuva kuramıyor. Aynı nikahı ben kıymıştım. İki nikah. Almanya'da. Biri Hollanda, biri Fransızdı, biri Almandı. Ne diyordu Fransız olan? Türkçe konuşuyor. Dedim mehrin ne olsun? Ağlamaya başladı. Benim mihrim şu olacak. Ağzı yanmıştı kızın. İlk evlendiği Türk beyiydi. Sarhoş çıkmıştı, perişan etmişti hayatını. Sonra Müslüman olmuştu, bir eve sığınmıştı açlıktan. Ve o evin sahipleri ona Müslümanlığı anlatmış. O sarhoş Türk Müslümanlığı öğretmemiş çünkü nefret ettirmiş. Sonra o sıcak ailenin şefkat kollarıyla Müslüman olmuştu. Ve fakir bir gençle, kendi arkadaşımla onu evlendirdim. Nikahında mihir ne olsun dedim. Dedi ki benim nikahımda şunu yazın. Evlenecek, benimle evlenecek olan bu damat adayı benim ve çoluk çocuğumun ahiretine yönelik İslam'ı terbiyeyi bana vereceğine dair söz verecek. Kur'an hayatını mihrime yazın dedi. Kur'an hayatından döndüğü an boş olsun. Dedim bu bizim görevimizdir. Altın iste. Avrupalılar kapitalisttir. Altın deyince çok sevinirler ama bu kız hayır ısrar ediyordu. Hocam Allah aşkına ısrar etme. Ben bunaldım. Bana aile yuvamda Kur'an hayatını garanti edeceğine dair mihrimin altına bunu yazın diyordu. Köln'de kıydığımız nikahta şahittim ben. Nikahı eski Diyanet reisi Lütfi Doğan kıyıyordu. Hüngür hüngür ağlamıştı. Alman kızı gelin adayıydı. Önce ne kadar mihir olsun diye sorduk. Sonra ağlamaya başladı kız. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Lütfi Doğan hocam ağlamaya başladı. Hocam niçin ağlıyorsun dedim. Ben Diyanet reisliği yaptım. 40 senedir alimim. Kendi kızlarım dahil nikaha besmele ile başlayan ilk defa bir kıza rastlıyorum. Nikaha bismillah diyordu Alman. Çünkü küllü emrin dibalin lem yubde fihi bi bismillah fehuve efter diyordu peygamber. Zişan aleyhissalatü vesselam. Besmelesiz başlayan her işin sonu güdüktür. Meclis besmelesiz kanun çıkarırsa kanunlar güdüktür. Televizyon besmelesiz açılırsa yayınlar güdüktür. İnsanları felakete sürükler. Alman bunu biliyor besmele diyordu. Ve sonra ağlayarak devam etti. Hayır dedi. Ben altın istemiyorum. Beni karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura, tam intihar ederken hayata kavuşturan Kur'an gibi altın varken ben mihri ne yapayım diyordu. Ben beyimden bir Kur'an hediyesi istiyorum ve mihrime bunu yazın diyordu. İşte Allah'ın Resulüne kızı soruyordu. Sen neyi istiyorsun ey Fatıma? Babası devlet başkanı değil mi? İstediği altınlar gelecektir. Fatıma anamız diyor ki ey babacığım sen peygambersin. Allah senin duanı reddetmez. Bir dua eyle. Rabbim duayı kabul ederse nikahımı kıy. Benim nikahımda mihir duan olsun buyurdu. Ne istiyordu peygamber kızı? Peygamber-i Zişan elini kaldırdı. Gözü yaşlıydı. Söyle kızım dedi ne istiyorsun? Dediğimi tekrar eyle baba. Ya Rabbi, ya Rabbi, kıyamete kadar benim ümmetimden günah işleyen, günahkarların içerisinde pişman olup ağlayan, ya Rab benim günahımı affeyle diyen ümmetimden ne kadar tövbe etmek isteyen, taip varsa, tövbe eden varsa, onların tövbelerini kabul etmen ve tövbe edenlerin geçmiş günahlarına bakmadan onları cehenneme sokmaman şartıyla kızım Fatıma'yı Ali'ye verdim diyeceksin. Allah kabul ederse nikahı kıy diyordu. Allah'ın Resulü ağlamaya başladı. Kızım dedi babana layık olduğunu ispat ettin. Düğünde bekleyiş vardı. Cebrail gelmiyordu. Acaba ne cevap gelecek? Herkes merak içindeydi. Biraz sonra duman bulutları arasından Cibril-i Emin gözüktü, Bab-ı Cibril'den. Cebrail aleyhisselam beyaz bir elbise giymiş, güler yüzüyle Allah'ın Resulüne elini uzatıyordu. Kıy ya Muhammed, Allah Fatıma'nın mihrini, Allah Fatıma'nın mihrini tasdik etmiştir. İşte düğününde ümmet düşünülmüş. Düğününün nikahında ümmet düşünülmüş. Kıyamete kadar gelen kadın erkek düşünülmüş.
bir İslam peygamberin ümmeti olarak gelin, İslam'ı şu memlekette daha çok ağlatmadan, Kur'an'ın yapraklarının gözyaşını çoğaltmadan, Kur'an'ın mahkumiyetine biz son verelim, kendi elimizde Kur'an'ı yeniden dünyaya gül demeti sunan hakim bir yasa haline getirelim. Bu duygularla sohbetimizin kalplere dolması dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor, saygılar sunuyor ve Cenab-ı Hak sohbetimizin tesirini bütün yeryüzünde İslam'ın hakimiyetine vesile kılmasını katından niyaz ederek, dualarımızı kabul ederek şurada iştirak etmiş tüm kardeşlerimizden vaktinizi aldığım için hakkınızı helal etmenizi istiyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Vahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.